şanlıurfasembol.com. Taraftar değiliz, haberciyiz. Ve ilk galibiyetimizi aldık. Bunda emeğe geçen geçmiş teknik heyet, yönetim kurulu başkan ve tüm futbolcular ve taraftarlarımla beraber siz basın mensuplarının ortak katkıları vardır. Hepsinin gönülleri galibiyetten dolayı hoşnuttur. Ve emeği geçen herkese ben de teşekkür ediyorum. Bize de 3 günlük, 4 günlük Şanlıurfa sporlu olmakla beraber güzel bir sürpriz yaptı futbolcu arkadaşlarım. Ben de şahsımda ekibimi onlara teşekkür ediyorum. Çok mücadeleci bir oyun oldu. Bizim açımızdan temposu yüksekti. Bir ara ben ilkleri tempoyu görünce hem antrenman eksiğimizden dolayı hem de havanın sıcaklığından dolayı ikinci yarı biraz düşüş yaşayabilirim diye endişe de duydum. Ancak ikinci yarıda oldukça tempomuz düşmeden ve oldukça artarak, bilhassa gol gelmedikçe, golü ararken tempoyu artırarak oynamaya başladık. Gol 79'da geldi ama inanın ilk yarıda bile skoru lehimize çevirecek pozisyonlarımız vardı. Rakibe çok fazla pozisyon vermeden oynamaya çalıştık. Öncelikle defansif önlemlerimiz üst düzeydeydi. Ve kazandığımız topu çabuk oynayaraktan ileride tehlike yaratmak istedik. Biraz da tisteli kenardan ortaya alarak onu biraz daha gole ve ceza sahasına yakın oynatmaya çalıştık. Tüm değişiklikler ve sonradan oyuna girenlerin katkıları beklediğim düzeydeydi. Oyundan çıkanlar da kötü oynadığı için değil, havanın sıcaklığını ve kendi antrenman sayısına göre bir tasarrufta bulunduk biz. Sistemde bir ufak değişiklik yaptık. 4-2-3-1, 4-3-3 oynayan takımımız bundan böyle 4-4-2'nin gerek aslını ve gerekse 4-4-2'den değişen sistemleri uygulamak için sahada yer alacak. Defansif anlamda sıkıntılarımız zaten daha önce de azdı. Bu ligin en az gol yiyen takımıyız şu an itibariyle de. Hücum hattındaki sıkıntılarımız azdı. Onu artırmak anlamına çift santrforlu oynayıp ceza sahası içine daha fazla oyuncu sokabilmek arzumuz ve kenarlardan oynamak, bu anlamda bir sistematik değişiklik yaptık. İlk maçımda da bunun meyvelerini topladığımı söyleyebilirim. İlk 3 maça nazaran en az 3 maç kadar pozisyona girdik. Bence daha fazla gol sayısına koşmalıydık ama 1 ile yetindik. Ama sonuçta Kartal maçı itibariyle şahsımın da tüm camianın da çok memnun oldu. Bir 90 dakika geride kaldı. Pazar günü izin verdik arkadaşlara. Dün pazartesi günü hemen Ankara Gücü maçı çalışmalarına başladık. Bugün tek idman, çarşamba çift, perşembe tek, cuma tek, cumartesi tek. Yine cumartesi günü idmandan sonra bir kamp programımız var. Pazar günü de 15'te Ankara Gücü'yle kendine taraftarımızın önünde oynayacağız. Kendi sahamızdaki tüm maçları, içeride dışarıda Urfa Spor tüm maçlarını kazanmak için oynar. Zaten başka bir alternatifimiz yok, başka bir düşüncemiz de yok. Ama mutlaka kendi sahamızdaki maçları kazanmalıyız. Ankara Gücü maçında böyle bir maç olarak görüyoruz ve yorumluyoruz. Kartal maçı Ankara Gücü'ne maçları zaman biraz daha kolaydı, kolay geçti de diyebilirim. Ankara Gücü maçı daha zor geçecek. Çünkü Kartal oyuncuları tanıyorduk, rakibin ne yapabileceğini biliyorduk. Ama Ankara Gücü'nün oyuncuları tanımıyoruz. Çok genç oyuncular ve gerçekten 5-6 yıldır PAF takımından, A2'den ve geçen sene Ankara Gücü Süper Lig'deyken yan yana oynayan bir oyuncu grubu. Her an her şey yapabilecek tehlikeli bir oyuncu grubu. Oyuncuları çok fazla ben tanıyorum ancak benim oyuncularım çok fazla tanımıyor. Çünkü hep altyapıdan gelen oyuncular. Bu anlamda bir sıkıntı yaşayacağımız bir maç olacak. Kaybettiği 3 maç var. Son maçına beraber kaldı ama kaybettiği 3 maç var. Bu 3 maçta da maçı kazanabilecek kadar pozisyona girdiler ve mücadeleci oynadılar. Rakibi son derece ciddiye alıyoruz ve mutlaka hafta sonundaki maçı, ki umuyorum bu hafta çok kalabalık bir taraftar toplu üzerinde oynayacağız. Maç pazar ve naklen yayında yok. Çok kalabalık bir taraftarımız gelecektir. Onları mutlu etmek adına oyuncularım gerekeni yapacaktır. Takımımızda biliyorsunuz sezon başından beri bizle beraber olan Serkan Çalık'ın dışında
Sercan'ın ufak bir sıkıntısı var. Maçta üst adresinin bir zorlanması var. Onu birkaç gün özel antrenman yaptıracağız. Ama umuyorum maça yetiştireceğiz. Onun dışında antrenman eksiği olan oyuncularımız, sakatlıktan yeni çıkan bir iki oyuncumuz. Ama görünürde %100 kesinlikle olmayacak dediğimiz bir tek Serkan Çalık var. 3 sarı kart sınırında biliyorsunuz Sankov var oyuncumuz. Onun dışında da bizim için olumsuz bir pozisyon şu an için gözükmüyor. Her şey yolunda. Evet, benim geçen hafta ve önümüzdeki haftaya yönelik söyleyeceklerim bu kadar. Sizlerin sorunlarınız varsa onları alayım. Hocam Serdar Özkan hazır hale geldi mi? Yok, hayır. Şimdi gördüğünüz üzere Serdar hazır olmadığı gibi şeyimiz de tam hazır değildi. Ama gole ihtiyacım olduğu için orada çok fazla değişiklik yaptım. İlk 45 dakika Önder çıkana kadar Gökhan. Daha sonra şeyimiz. Devamlı orada bir arayışta değişiklik yaptık. Tam hazır olmamıza rağmen şeyimiz de oyuna kattık. Serdar da hazır değil. Onu kadroya aldım. Belki yani iki farklı bir veya üç farklı bir sonuç olsaydı taraftarımla tanışmak amacıyla böyle bir sürpriz bir oyuna sokacaktım. Olmadı. Hep 1-0 ve 2-0 bulundu. Rahat olamadım. Yani o yüzden sokamadım. O yüzden kadroyu aldım. Ama en kısa zamanda hazırlanacaklar. Kupa maçı vardı biliyorsunuz. O kupa maçının hazır olmayanların bir bölümünü oynatacağız. Hafta arası kendi aramızda çift kale yapacağız. Gerekirse A2 ile bir çift kale yapacağız. Yani dediğim gibi bunları en kısa sürede hazır hale getireceğiz. Yiğitcan var biliyorsunuz. Sakatlığı geçti ancak maç kondisyonu ve özel maç tecrübesi az. Bu anlamda onu da bir önce devreye sokmakta sıkıntı yaşıyoruz. Ama bence 3-4 hafta hep böyle bir süreçten bahsediyoruz. 3-4 haftaya daha ihtiyacı olan bir grubumuz var. Ondan sonra herkesin hazır diyebileceği bir pozisyonda olacağız. Ama bunun dışında mevcut hazır oyuncuların da zaten bu lige yetebilecek oyuncular olduğunu söyleyebilirim. Yani oynanan oyun, sahadaki mücadele keşke şu da olsaydı dedirtmiyor bence. Oynayanlara da çok fazla haksızlık yapmayalım diyorum. Evet. Yanlış sistemle mi oynatıyordu şimdi yaklaşık Şanlıurfa Spor Sistemi 5 yılına gitmesi? Yok. Öyle bir şey söyleyemem. Kendi özel düşüncesine göre zaten bir sistem belirler hocalar. Ve buna göre de transfer yapar. Sezon başı ben burada olsaydım ben 4-4-2'ye göre bir transfer yapardım açıkçası. Çünkü bu ligde kenardan oynamanın ve ceza sahası içinde çok adam bulundurmanın birinci öncelik olduğuna inanıyorum. Öyle diyemem ama benim tercihim böyle olacak. Ve bir de gole yakın, çabuk, seri adamların ceza sahası, rakip ceza sahasına yakın oynaması taraftarıyım. Takımın gol sayısını artırmak için. Transfer çalışmaları olacak mı veya hangi bölgeye bir transfer yapmayı düşünüyorsunuz? Şu an inan o kadar yeni ve tazeyiz ki kendi oyuncularımı %100 tam tanıdım diyemiyorum zaten. Tabii hepsini tanıyorum ama onlardan farklı görevler bekleyip farklı işler yapmasını bekleyeceğim. Umuyorum da yapacaklar. Şu an için öyle bir düşüncemiz yok. Zaten 26 kişilik bir kadromuz var. Aslında sayımız bile fazla. Bu anlamda önce elimizdeki oyuncularla bu ligi götürebildiğimiz kadar götüreceğiz. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Şayet eksik bir şey görürsek devre arasına doğru o yönetimin ve benim tasarrufumda olan bir konu olacaktır. Ama şu an için elimizdeki oyuncuların daha değerlerinin tam yerlere ulaşmadığı düşüncesindeyim. Yani sizler de biliyorsunuz ki isimler çok iyi. Fakat daha bunlar tam yerlerine ulaşmadı. Önce onları herkesin beklediği yere ulaştırmamız lazım. Herkesin isimlerden umduğunu alabilecek bir noktaya gelmesini beklememiz lazım. Ondan sonra karar vermemiz lazım. A takımda deneyeceğiniz gençler olacak mı? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Gerçekten Türkiye'de kısa vadeli mukaveleler ve kısa vadeli programlar çok güncel ve gündemde. Ben Türkiye'nin de Adana Spor'dayken Türkiye'nin en küçük yaşta oyuncusu profesyonel yapıp sahaya süren kişiyim.
ve gerek Giresun'da gerek Bolu Spor'da son çalışıp takımlarda çok önemli isim söylemeye gerek yok. Çok önemli kişileri, genç çocukları oynatıp alt takıma kattık. Bizim aslında şu an kendi takımımızda da gerçekten 90, 91-92 doğumlu bir sürü oyuncu var. Hem bunlarla ilgilenip bunları bir an önce oynatabilecek duruma getirmeliyiz ki zaten birkaç tanesi oynuyor biliyorsunuz. Ama tabii ki Urfa'dan yetişmiş Urfalı oyuncuların da akıbetinin ne olduğuyla ilgileneceğim. Çok yeni geldim, üst tarafla biraz ilgilenip orayı iyicene tanıyıp iyicene olaya hakim olmam lazım. Ondan sonra zaten Hüseyin Hoca benim antrenör arkadaşım, altyapı teknik sorumlusu. Onunla da istişare altındayım. Sonra onunla da beraber çalışmaları yürütüp bu kadronun içine gerçekten Urfa'nın öz çocuklarından birkaç tane katmak bizim boynumuzun borcu. İnşallah görev süremiz buna yeterli olabilir. Bunlar çünkü biliyorsunuz hemen olacak şeyler değil. Ama tabii ki uzun vade planlamada her teknik adamın uktesinde olması gereken şeydir. Burada biz hem bu kulübün performansını artıracak bir teknik adam olarak görevdeysek de aynı zamanda bütçesini azaltacak da bir transfer politikası izlemesine yardımcı olacak bir görev üstleneceğiz tabii ki.